Canlarım yeni videoya hoş geldiniz. Bir sıkıntımız var. Gördüğünüz gibi buzluğum birbirine girmiş vaziyette. Şimdi şunları güzelce bir boşaltalım. Ondan sonra şimdi bu arada bunu 10 gün önce programlamıştık. Bunu yapacağım. Hızlıca boşaltıp yeniden güzelce bir düzenlememiz lazım. Buzluğumun temiz olduğunu düşünüyorum. Kirli olduğunu düşünmüyorum. Umarım yani. Karları ya çok Baran doldurma yer misin? Ya elimize gelen her şeyi böyle attığımız için bazen böyle kirli bir şeyler olduğunda altına kaçıp koyuyorum. Atıp çekip sunacak bir şeyler olduğunda. Şurayı daha fazla şey yapmayacağım. Burada peynirlerim var. Burada mantılarım var. Şurada yaprağım var. Bunu içerideki ya etlerimi bu dolaba dolduracağım. Öyle bir şey yapacağım. Bir yandan da çok karlanmış ama karavayına giremem şu anda. Neden giremem? Bu ne? Buralar. Fazla açık olmaması lazım. Bu ortasındayız. İnanılmaz aşırı bir sıcaklığa karşı bir şey. Bu şey atacağım artık bunu. Kurabiye hamurum. Bazı şeyleri bile ulaşamadığım için koyuyorum. Aa bu kapya bunu çıkartmayalım. Közlenmiş. Ulaşamadığım için öylece kalıyor. Ondan sonra da unutuyorum. Bak iki paket açılmış mantım var. Hocam da sağ olsun her şeyi alırken bitmesini beklemediği için abartı abartı. Bakar mısınız? Hamburger peyniri. Biri bitmeden diğeri alınmış. Şunları şöyle koyalım. Şunları şuraya koyalım. Gene de şu bu kaşar. Bakıyorum mesela böyle şey yenmeyecek gibi oluyor. Peynirimiz yenmeyecek gibi oluyor. Hemen şey yapıyorum. Buzluğa atıyorum. Hani bir şey olduğu zaman börek bir şey yapayım. Ama börek falan da yapmıyoruz farkındaysanız. Maşallah. Bunlar nugget. Şurada künefe var. Künefem de burada. Evet. Burada bir sürü şey var. Sağ olsun biri pastırma getirmiş. Bizim evde asla pastırma yenmez. Bir tek kardeşim var. Ay şu yağlarla şey yapsam mı ki? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yok. 7 tane tereyağı var. Neyse dursunlar. Soğan yaparım diye düşünüyorum. Şurada ne var? Şurada peynirim var. Vişnelerim var. Orası öylece dursun o zaman. Tereyağını da koyayım. Pastırmamı da en üste koyayım. Pastırmayı benim kardeşim yer. Onun için şurada dursun o. Yani şu karlanmayı temizlemem lazım ama bizim gibi mümkün değil. Dolaptık açık. Tamam. Ekmeğimi koydum. Şimdi içeride de etlerim var. Şurayı bir temizlemem lazım. Nasıl temizleyeceğim şimdi? Aşağısı çok kötü olmuş. Diğer taraflar öyle değil de. Nasıl temizleyeceğim ben yani? Uzun süre açık kalmaması lazım. Bu sesimi muhtemelen sizi rahatsız edecek. Burayı bir temizleyeyim. Vallahi kırdım buzları yani yapacak bir şey yok. Şimdi içerideki dolaptaki etlerimi de getirdim. Şöyle bir tarafa tüymalarımı dizeyim. Şu ne? Ay ciğer köftesi. Anam yapmıştı. Bir tarafa şöyle ortaya tavuklarını koyayım. Normalde yeni geldi şöyle poşetle atıyorum şey için. Kanımını atmasın diye. Bu da tavuk baget. Bunu da buraya koyayım. Evet. Bunu da gene poşetler içinde var. Bunlar da tavuklar var. Bunlar da gene bagası. Of. Yani Antalya'da olmak ve bunu böyle sıcakta yapmak sıkıntı. Şimdi bunlar kıyma ve kalban kıyma buketim kalmamış. Şöyle elimizin bir yere kıymadan bir yere. Aslında bir daha böyle poşette koymayacağım. Yani saklama kaplarına falan koyacağım.
Sen nesin? Et. Bu sosis şurada dursun. Et. Etlerimizi koyduk. Ay, neredeyse bir yıl olacak. Beyti almıştı Serkan Köfteci. Daha fazla geldi, hop orada duruyor. Neyse, şunlar dondurmalarımız. Ya bu makine var ya, gerçekten çok güzelmiş. Bayıldım ya, bayıldım. Dondurma makinesi. Şimdi etlerimizi koyduk. Ihır zıvırları diğer dolaba da gidelim bence. Aa, burada şeylerim var. Haşlanmış etlerim var. Onları da buraya koyayım. Şurada dondurmalar vardı. Dondurmaları da koyayım. Bak mesela burada şey var, yoğurdum. Bu hiç ya, bir iki kaşık belki yenmiştir. Ankara'ya gidiyordum. Dedim ki ziyan olacağına buraya atayım. Ya şöyle dilimlediğim kaşarlar var. Mesela bir dilim kalmış. Bunu açıp diğer poşete koyabilirim ama bu şu an bu sıcakta vakit kaybolacağı için yapmıyorum böyle bir şey. Bu da et. Bu da gravy yapmayı çok lazım. Evet. Şimdi buradaki etlerimizi dizdiğimiz için çok şükür hızlıca dizdik. Pirenç üzümü olmazsa olmaz. Bu yemeği de orada koyduk. Arkada bir de benim işlerim ama şurayı daha fazla açık tutmak istemiyorum. Çok sağlam bir şey değil çünkü. Şimdi odaya gidelim. Odadaki buzluğa bakalım. Alçak kaldı biz burada ama. Ya şimdi ben de gereksiz buraya yaprak doldurmuşum. Çok sinirliyim kendime. Şöyle yapraklarımı şurada dursun. Neden sinirliyim? Evet, burası sıcak olduğu için bir donda tuzlu durmuyor. Ama ben daha sonradan şeyi keşfettim. Kavanozda. Kavanozda gayet güzel duruyormuş yani yaprak. Keşke şimdi burası bir sürü yaprak olur şu anda. Yaprakları şöyle bir tarafa koyayım. Burada. Bak ben günlerdir bunu arıyorum ya. Şu budur deliği arıyorum günlerdir. Buradan aşağıya. Şu burada ciğer köftem var. Bunu da içeriye götüreyim. Bunu diğerlerimi de götüreyim. Peynirim var bir de. Şu peynirimi de götürüp geleyim. Gelirken bamyalarımı getirdim. Bamyalarımı şu kapağa da koyabiliriz. Bu arada kapakta şey et suları falan var. Bu baranın ıvır zıvırları. Nadır, burger köftesi, sosis, aynı gene yaprak. Şurada sucuğum var. Sucuğumu yukarıya koyayım. Bu ne? Peynirim. Peynirimi oraya götüreyim. Bunlar da gene et suyu. Buzlarımı falan da buraya bir getireyim. Şu poşet buzlarımı getirdim. Hemen erimişler. Bu jelimsi şey. Yapraklar bir sürü kapalı. Yapacak bir şey yok. Şunu da koyup biraz rahatladı en azından. Şimdi alt tarafı yerleştirmem lazım. Ki alt taraf çok fena. Bakliyatlar falan hep dolapta durduğu için. Şimdi buraya girelim. Diğer dolabını düzenle ama burası çok fena. Ne var ona basıncı yani. Baran sağ olsun. Poşetleri getirdi. Şimdi buraları yerleştireceğiz. Şimdi bakın şurada, şu alt kısımda şurada aşurelerim var. Aşure yaptım demiştim ya, Baran çok sevdiği için böyle konserve gibi sıcağıyla kavanozladım, onları koydum. Şu onun yanında kara buğdaylarım var. Anne bir dakika, videoyu durdur musun? Dur. Yoruldum ya, hiçbir şey yapmadan bayağı yoruldum. Neyse şu makarnaları çok yer kaplamasın diye kutusundan çıkartacağım. Şu şekilde yerleştireceğim. Allah'ım çok yoruldum. Şimdi kara buğdaylarımızı... Şu normal burada aşure. Zaten aşureden aşureye normal burada buğday geliyor bizim eve. Şunları çıkartayım. Ay şurada 3 tane mısır makarnam var. Onları gerçekten çekilir misin? Çekilirim de nereye çekileceğim? Kay işte. Nereye koyayım? Aha! Allah! Şimdi sen de bana yardım et o zaman, tamam mı? Şunları ben çıkardım. Ha sen bu bunu kutudan çıkarabilirsin çünkü yer patlamasını diye kutusu koyacağız. Tamam. Ama oturman gerekiyor. Ne yapacağız? Şunları Ankara'dan aldık, mısır makarnası. Kaç? Bu bir tanesi ama gerçekten çok kötü. Aşırı kötü. Açacak mı bence? Allah. Al, bana. Durmuyor ki. Nereye koyayım? Dursun anneciğim, koy bir tarafa. Ver. Şimdi şurada ne var? Şurası mısır unumuz dolu. Glutensiz unumuz dolu. Glutensiz unları şöyle aşağıya koyayım.
Allah'ım buralarda klima olması çok kötü. Benim seni çok ses çıkartma annem, öyle aç kol. Aç. Ultrasizleri aşağıya koyalım. Abi bir şey bitsin sonra al ya. Ben de artık yeter artık yani. Artık yeter. Şurada mısır yok. Yani şu an en az 15-20 kilo mısır unu var. Şu şey salça. Yedeklik. Ne bu? Aa kinoa bak. Kısır yapmak için aldım bunu. Koydum dolaba. Aldım da koydum da unutuyorum ya. Abi yok. Şu baranın pankek karışımı. Yine mısır. Abi biz gene bak. Bunun bir tadına bak da öyle abi. Kaç paket almışız? Ben bu işi çiğ benim bunda. Çok kötü oldu çünkü. Şurada kabak çekirdeğimiz var. Yok. Onu şeyden aldık. Yolda gelirken leblebi çarşıdan. Çok güzel. Yani dolap yerleştirmeye oturdum ama. Dolap dağıtmaya oturdum. Hayır, hiç de yerleştiresim yok yani. Onun için böyleydi. Şimdi kalkmam lazım. Şunları indirmem lazım. Şunu sıvımlayalım. Ben indireyim. Dur. Dur anneciğim. Oluşum. Bir dakika durur musun? Sen yapmak istiyorsan ben sana söyleyeyim sen yap. Tamam ben yapayım. Serkan'ın yengesi sağ olsun bize yani şöyle bir erişte kesmiş varmış sağ olsun. Enişte. Erişte. Enişte mi yoksan bir? Yanındakine. Ama biz erişte yemiyoruz. Sorun o işte. Anneciğim ayaklanmam lazım bir dur da. Ay küçücük yere hava soğukmuş gibi girdik. Sen poşet getir atacaklarımızı. Anne, hı. Şunu pul biber mi? Olabilir anneciğim, onu atacağız. Bu, yani bu pul biber de olsa neydi olsa atmamız lazım. Ne oldu mu okumuşuz biz onu. Yani. Dur şu mısır unlarını, aş şeyde dur. Tamam. Ya da acı sos falan mıdır bu? Kalka çocuğum, kalka bir ne, tane ne? Poşet getir. Büyük bir tane çöp poşeti getir oğluşum, olur mu? Mısır unlarını şuraya dolduralım. Biz almışız üstüne yengesi vermiş, o olmuş, bu olmuş derken şu mısır unu mu kara buğday unu, bu mu kara buğday unu olduğunu düşünüyorum ben. Bu kara buğday unu. Bunu buraya atalım, evet. Fasulyemiz bunu şeye götüreceğim. İçeriye. Bu da gene kara buğday unu. Açmamışım yani 10 kilo 10 kilo alma millet 1 kilo 1 kilo alıyor, 5 kilo al yani. Ne var? Ama kere mısır unu. Şunu da al. Başka bir şey istemeyeceğim. Bunu da al. Her şey bir yerde dursun. Tamam kapat. Şurada glutensiz makarnalarım var. Daha bunlar da 10 kutu geldiği için. Bir insan da bu kadar kocası yapabiliyor diye söylemez ama Serkan tabi eski dereler gibi yani bir şey evde bitecek diye ödü kopuyor. Yine kutularından çıkarınca bence iyi oldu. Anne, merhaba. Anneciğim, hava çok sıcak. Şu anda her şey bana bakıyor. Aşkım şu yeşil kutuları atar mısın? Şurada pisliğimiz var. Annem ne yapıyor? Lazanya. Yani Baran geçen sene değil, ondan önceki sene okula başladığında Carrefour'da indirimdeydi. Anneciğim. Ne? Yavrum, sen bunu benim ağzıma sokarsan ben bunları yerleştireyim. Bilmem kaç paket almıştım ben. Bir misafir geldiğinde falan yapıyorum yani. Lazanya ne zaman yapacaksın Eda'm? İndirim varsa hemen dalmışsın. Ben mi baban mı? Sen. Neyse anam, canım anam bana sezonu getirmişti. Canım. Şimdi yanımızda kalem yok. Ambulans ve sezonu yazmamız gerekiyor. Şöyle bir durum alıyoruz. Ojeyi de. Tamam. Tamam mı anneciğim? Abla. Ya şu makarnaları atmaya kıyamayacağım mısır unundan olanları. Ben şuraya bir geçeyim. Bu ne alaka? Termosun üstüne koymuştum çünkü. Şöyle siyezunu yazdım. Sıcak su var içinde. Şuraya koyacağım. Ah yapışmaz şimdi. Kendi anne tarafı. Bacaklarım sıkıştı. Şimdi diğer poşetleri ver anneciğim. Nerede? Orada bir sürü poşet var. Ayrıca poşet getirdin ya aşkım. Ne? Yavru şu kuşun. Orada var poşet dedim ya, bakliyat vardı içinde.
O şeyin yanından getirdim. Geldi. Şunu getirdim. Hani? Şu mu? Yok, filenin poşeti vardı çocuğum orada. Şundan gene mecburen yer kaplayacak. Kıyamadım aslında ya. Ne yapayım? Ben de yapayım. Ya oğlum filenin poşeti... Ha ben özür dilerim. Özür dilerim. Yanıma almışım. Evet, odada normal makarnalar var. Başka ne var burada? Kuzucuğuna. Aa, fırın makarna da varmış burada. Aa. Emin ol, sanki benim evim değil de başkasının evi. Aa, bu da varmış. Aa, bu da varmış. Aa. Gene bir mısır unu. Aa. Bir Laz'ın en hassas noktası. Bir fındık, iki mısır unu anneciğim. Şurada pirinç unu var. Kapağı mı dursun burada? Şimdi anneciğim, şu kapağı düzeltmemiz lazım. Şu kapakta bir şeyler var ya. Şu. Aynen şu. Oradan bir kalksam. Şu mu anne? He annem o. Bak çocuğum. Şu kapak. O kapak anne. Ojeler düzgün zaten. Şu bak, şurası çok karışık anneciğim. Kalkmazsan gözükmez orası. Evet. Gördün mü? O kadar hunharca karışık bir yer. Önce o zaman bunları boşaltacak. Boşalt yavrum, aynen. Boşalt. Dök demedim ama hadi dök bakalım. Oha ya, bu kadar, bu ne var? O haşhaş ezmesi. Onu aldım mesela, haşhaş ezmesiyle güzel bir çörek yapayım diye. Yaptın mı? Hayır. Yapmadım işte. Ben şimdi senin başına alacağım. Bu ne kadar kullanmış? Anneciğim bir şey getirsene. Tezgahın üstünde o temizlik bezi var ya, onu bir getir. Önce orayı bir silelim. Abi burası çok kirlenir. Kirlenir anneciğim. Abartma anneciğim. Milletin kuzluğunda et suları falan var. Ne var Allah aşkına? Şunun kirlenmiş kirlenmiş dediğine bakın ya. Başak Burcu yemin ederim. Ne kirlenmiş. Milletin buzluğu dolabı leş gibi kokar. Benim dolabımda ağzı açık bir şey bulamazsınız. Efendim. Mikrodalganın önünde çocuğum. Kesin şurada son kullanma tarihi geçmiş. Yok daha geçmemiş. 10-2024 haşhaş ezmesi. Baklavalık yufkayla şey yapacaktım sözde. Üf. Daha 10 paket makarnam gelecek. Nereye koyacaklar? Çocuğum bir tane getirmiş. Sen kirli dolap görmüşsün. Size bir şey söyleyeceğim Baran'la ilgili. Gel otur, seninle ilgili bir şey anlatacağım. Baran böyle bir eve gitti diyelim. Mutfak falan böyle pis geldi gözüne. Yemiyorum. Otur. Hayatta yemiyor. Ya açlıktan çocuk hani nasıl dayanıyor dersin. Açlıktan gebereceğini bilse yemiyor. O da öyle bir şey. Bir kara buğday daha. Serkan'ın bazılarından sadece kara buğday yiyeceğim. Kalsilerini tutuyor. Bazılarınkinin de çok kötü ya. Böyle değdiriyorum, benim kim geliyor. Sen niye el alemlerinde elini değdiriyorsun anneciğim? Sen temizlik avcısı mısın? Anne, hatırlıyor musun? Biz bu ayı ilk taşındığımızda, buraya taşındığımızda temizlik çıkarmıştık, temizlik için hiç temizleyememiştik. Bir eviyorduk, her yer kir. Ayağımız altı falan hep kir oluyordu. Ondan sonra sen ne dedin temizlikçilere? Yanmayın bir daha bu işi. Tanımayamadılar. Evet. Bana atarlandı. Ya dedi bu evi iki paketle koymuş kalmış. Şunu atıyoruz. Onu atıyoruz, evet. Bunun ne olduğunu unutmuşsun. Baran'ın kırılmış çekirdekleri. Bu da kırılmış çekirdek bu arada. Onun yengesi varmış Serkan. Hiç fark etmedim bile. Şu toz biber herhalde. Şey de olabilir. Toz biber de olabilir. Ben hiç fark etmedim. Biz ne olduğunu unuttuk. Biz bunun ne olduğunu unutmuşuz. Unuttuk aynen. Şu da. Üstüne kaç çizgekmiştir? İki çizgekmiştir. Değil mi? Aynen, atıyoruz bunu da. Bunun tadı, şunun tadı biraz güzel yani, lirvan sevenler için güzeldi. Onun babası almış geçen gün, bana da Baran beğenmedi. Şuralar tamam. Beğendim de jelibon. Şu üst kısmı halletmemiz lazım, paketli mayalar falan var ya yani, bizim karbonatları. İşte böyle dümdüz koyacağız. Hayır, şu üst kısmı bak. Ay çok seviyorum seninle inşaatmayı ya. Üst kalk şimdi, bak. Üst kısmına dümdüz şu üst kısmı şunu aldım. Şunları kabartma tozunu vanilya şu şekilde koyayım diye. Tabi kocam gene abartıp başkasını aldığı için. Ne yapacaksın? Ay telefon dur. Aha gitti. Neyse şunları düzenledik. Koy anneciğim onları da. Tripodun niye düzenledin? Valla düştü bilmiyorum anneciğim. Tamam. Tamamdır, dolabımız şöyle. Daha düzgün bir görüntü oluştu.
İç dolgusunu bir göstereyim. Ah! Bugün ikinci kaza bu. Güzel oldu, güzel. İçerisi de iyi oldu. Şimdi hindimizi pişirelim. Şöyle. Şurada şişeyi göstereyim. Tencere falan var, onları kaldıracağım. Şimdi göster çocuğum. Şu, bu çilek. Demin gösterelim şu şeyden. Evet. Bunların gerçeği şu. Yani böyle iç kabına falan bakmayın. İçinde gerçekten hani şey var. Kuru çilek var bence. Yoksa jelibon gibi mi? Tamam, beğenmiyorsan yeme anneciğim, zorlama kendini. Arkadaşlar. Bunu koyuyorum dolaba. Jelibon çilek. Hadi bakalım. Şimdi geldim. Hindi boynumu koydum. Altına soğanları, sarımsakları dizdim. Üzerine hindi boynumu koydum. Şöyle. Hep böyle şey yaparken de fazla koyuyorum. Tuzumu koydum. Karabiberimi koydum. Bunun altını kapatacağım. Su koymadım. Zaten buzluktan çıkardığım için bunlar sulanacak. Fokurdadığı anda altını kısacağım. 2 saat böyle pişecek. Bu tam tandır tadında olacak. Bakar mısınız? Hiç su koymadan yaptığım hindi. Bakın şöyle. Çok güzel oldu bence. Kokusu falan da çok güzel. Şurada da glutensiz makarnam pişiyor. 2 paket yaptım. 2 günlük yemek yapıyorum canlarım. Hiç öyle her gün yemekle uğraşamam bu sıcakta. Bugünlük de benden bu kadar olsun. Artık mutfaktan çıktığımı bir daha mutfağa girmeyeceğim. Bu hindinin suyunu da süzmeyi düşünüyorum. Süzeceğim. Öyle de içilir. Çorba falan da yapılır. Pilava da konur. Çok güzel olur. Hepinizi çok öpüyorum. Yeni videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Çok enerjisiz bir gündü bugün, farkındayım. Ama o da işte şeyden kaynaklı. Hem çok sıcak. Bugün bütün günlerden daha sıcak. Yani inanılmaz bir sıcak. Hem de böyle aklımdaydı o buzluğu falan düzelteyim dedim ama hızlı hızlı böyle bir değişik oldu. Neyse, hepinizi çok öpüyorum canlarım. Yeni videoda görüşürüz. Hoşçakalın.